Sayın Başkanım, iyi günler diliyorum. Bizler sizi tanıyoruz ama ekranda izleyenler için bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Tabii, çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Derya Erdim ben, CHP Silivri Kadın Kolu Başkanı. 1964 Edirne doğumluyum. İlk okulu Malatya'da okudum. Babamın görevi dolayısıyla Anadolu'nun pek çok yerinde dolaştık. Ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul'da bitirdim. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum, endüstri mühendisiyim. Yüksek lisansımı İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü üzerine yaptım, tamamladım. Çeşitli özel sektörlerde çalışma hayatım oldu. Fakat gönülden Cumhuriyet Halk Partili olduğum için ve bu ülkenin devlet okullarında eğitim ve öğretim gördüğüm için bu ülkeye benim borcum var diyerek partime gelip kendim kayıt oldum. Ve kayıt olduğum günden bu tarafa da partim için, ülkem için, ülkemin insanları için çalışmaya devam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorumuza gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolu Başkanı olduktan sonraki yaptığınız ve yapacağınız çalışmalarla alakalı ileriye dönük neler planlıyorsunuz, neler yaptınız, neler yapacaksınız? Teşekkürler. Kadın Kolu Başkanı olarak görev yapmaktayım. Arkadaşlarımla birlikte tabii 21 kişi yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte yürütüyoruz bu görevi. Seçildiğimiz günün hemen akabinde çok kısa bir süre sonra ülkemizde ne yazık ki hatta dünyada salgın, Covid salgını olduğu için çok zor dönemde Kadın Kolu Başkanlığı yapıyorum. İlçemiz yerelinde, İstanbul'da ya da Türkiye'mizde gerçekten bu zor şartlarda, salgın şartlarında çalışmak bütün kadınlar için, görev başında olan bütün kadın kolu başkanları için çok zor. Hem hastalık riskinden arkadaşlarınızı ve kendinizi korumanız gerekiyor. Hem de aynı zamanda hem ülke hem de yaşadığınız kente dair her türlü sorun ve bunun çözümleri ilgili üzerine çalışmanız gerekiyor. Birlikte yürütmeye gayret ettik. İlçemde ilçe başkanımla birlikte, gençlik kollarımızla birlikte komplike bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla bu negatif süreci pozitife çevirme gayretinde olduk, çok çalıştık. Ve hala da çalışmaya devam ediyoruz. Tabii en zor olan bu mikroba karşı mücadele ederek ayakta kalmak için maske, mesafe ve hijyene özellikle dikkat ederek parti çalışmalarında özellikle toplantıları yapamamamızın sebebi bu. Kadınlarımızla bizim yürüttüğümüz salı günü toplantılarımız olurdu. Uzun yıllar boyunca süren. Bütün bunları yapamamış olmak, onlara parti içerisinde dokunamamış olmak en büyük üzüntümüz. Ama tabii bu sahada, alanda devam ediyor. Yani o dokunmalarımızı şehrin çeperlerinde devam ettiriyoruz. Evlerden yürüttüğümüz, telefon, WhatsApp yoluyla gönüllülerimizle birlikte yürüttüğümüz, parti gönüllülerimizle birlikte, kadın gönüllülerimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Bize ulaşmak isteyen insanlara, kadınlara, özellikle kadınlarımıza ve çocuklarımıza, ailelere destek olma çalışmalarımız var. İhtiyaç sahibi insanlara, eğitimde eksiklikleri olan ailelerin çocuklarına, iş sahibi olmasına rağmen şu anda yaşanılan bu durum nedeniyle işinden olan aile babalarının evlerini geçindirememe derdinden, insanların evde yaşadığı psikolojik sorunlardan, her türlü dertlerine çözüm olma noktasında destek olmaya gayret ediyoruz. Tabii burada bizim en önemli destekçilerimizden biri benim İstanbul İl Kadın Kolu Başkanım Sayın Yeşim Arman ve ekibi ve diğer 39 ilçedeki kadın kolu başkanlarımla, bizim özellikle 3. bölge kadın kolu başkanlarımızla birbirimizle yürüttüğümüz iletişimimiz, güçlü iletişimimiz sayesinde bu zor dönemi dayanışarak birlikte güçlü atlatmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bize geri dönüş sahadan, şehrimizin çeperlerinde yaşayan kadın ve ailelerden geri dönüş esastır. Çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Sayın Başkanım, bu yoğun çalışmalarınızda bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bütün
Silivri halkına ve izleyenlere sağlıklı, başarılı günler dilerim. Hoşça kalın.